mensubu arkadaşlar, değerli dostlarım, yol arkadaşlarım, Karaman adına, hizmet adına, Karaman'ın zenginliği, bereketi ve geleceği adına bir yarışa çıktık. Yaradan inşallah güzel eyler. Güzel sonuçlar elde ederiz. Karaman'ın hem sanayisel, hem tarımsal, ticaretsel tüm en başarılı, en gelişmiş, en verimli, en bereketli bir şekilde oluşacak tüm çaba, gayret, zenginliği sunmak için ekiple birlikte Ticaret Sanayi Odası'nın seçimlerine adayız. Ticaret ve Sanayi Odası'nı yönetmeye adayız. Karaman'ı Türkiye'nin en seçkin, en ileri, en gelişmiş illeri yapmak için iktidarın da gücüyle uyumlu, birbirine kenetlenmiş hizmetleri üyelerimizin ayağına getirecek şekilde, üyelerimizin tüm sorunlarını çözüm odaklı, altını çizerek söylüyorum, çözüm odaklı. Karaman biliyorsunuz Türkiye'nin ekonomik ve sanayi anlamında en önemli illerinden bir tanesi. İhracatımız 500 milyon doların üzerinde olan bir il. İl bazında çalışan işçi ve üreten anlamında Türkiye'nin nüfus ortalamasında en başarılı ili, en gelişmiş ili. Biliyorsunuz Güzide bir organize sanayi bölgesi var Karaman'da. Türkiye'nin en başarılı organize sanayi bölgelerinden bir tanesi. 100 ülkeye ihracat yapan bir organize sanayi bölgesi var. Ve hepsi canla başla. Bakın, canla başla. Tek düşünceleri ve tek hayalleri Karaman'a yatırım yapan müteşebbis insanlardan oluşan ama küresel ekonominin gereklerine göre de hareket eden bir organize sanayi bölgesi fabrika sahipleri var Karaman'da. Karaman bunlarla birlikte hareket ederken Karaman üzerine bazı medya kuruluşları ve bazı insanlar kötü senaryolar yazmaktadırlar. Geçen bir gazetede okudum. Karaman Organize Sanayi Bölgesi Belena Kampı gibi diyor. Bu çok çirkin, çok ahlaksız bir yakıştırma. Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 10 bine yakın işçi çalışır. Ve hepsi de yani %70'e yakın işçi çalıştığı ortamdan memnundur. Sanayici memnundur. Karaman'ın bu tür anlayışına bazı insanlar çomak sokmak istiyor. Bu yazıya ben dikkat ediyorum, yazı çıkalı 10 gün oldu. Karaman'ın sivil toplum liderliğini yapan kurumdan bir tek açıklama bile yok. Karaman sahipsiz değildir. İşçi transferi her gün taşıma yapmak. Asla hizmet anlayışında da tüm ticaret erbabının sanayicisinden küçük malzeme satıcısına kadar A'dan Z'ye, nakliyecisinden buğday pazarındaki esnafına kadar haldaki müstahsilden kabzımaldan beyaz eşyacısına kadar hizmet sektörü sunan lokantacısından otelcisine kadar bir bütün içerisinde hepsini sararak Karaman'ın gelişmesine ne tür çaba varsa hepsini yapmaya hazırız. Ekiple birlikte, arkadaşlarımla birlikte. Allah'ın izniyle bu sonucu başaracağımıza hepimize hayırlı uğurlu olsun, Karaman'a hayırlı uğurlu olsun. Amacımız Karaman'a hizmet etmek. Teşekkürlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz biz bundan
bundan önceki dönemde orada yöneticiydi. O günün valisi Hasan Basri Güzeloğlu beyefendi ve belediye başkanı Ali Tanrı beyefendi. Bizim oradaki şimdiki hizmet binamızın olduğu yer var. Biz dedik ki Karaman'ın hizmet sektöründe ciddi anlamda ihtiyacı var. Nedir? Turizmi ilgilendiren otel. Misafiri bir yere götüreceğin lokanta restoran. Veya aileni, eşini, çocuğunu bir yere götüreceğin mesleği. Bunların maalesef hepsi eksik. Ne yapalım? Hasan Basri Bey dedi ki, ya dedi sizin oradaki hizmet binasını, otel ihtiyacı var, otel yok. Belediye başkanı, Demsal Bey'de değişti. Biz orayı otel yapmak üzere sadece içeride alçı ve bakın kapıları haricinde elektrik dahil her şeyini yapmıştık sonra. Ve bir firmaya da vermiştik kiraya. Bir firmaya da vermiştik otel olarak. Ve işletecekti de. Bizi çok ciddi eleştirdiler biliyor musun? Orada. Biz o zaman başladık. Eksikleri o zaman görerek. O zamanki projelerden bahsettim ben. Biz onu tam 8 yıl önce gördük. Turizmin, hizmet sektörünün Karaman için çok önemli olduğunu. Niye? Karaman, bakın, Alanya ve Kapadokya arasında yolu, kentleri zengin kılan yollar. O yollarla da ciddi çalışmalar var. Yani çok kaliteli yollar oluyor. Ulaşım çok önemlidir. O transferde Irlara Vadisi ve Kapadokya bölgesine giriş çıkış transferinde bizler yönetime gelirsek niyetimiz Allah'ın izniyle öyle bir sorun da görmüyoruz. Biz bu seçimi çok açık farkla ve çok rahat kazanacağımız inancımızda var. Halkla ve ticaret yapan her insanda da bu oluşmuş durum. Bak, biz görüyoruz, çalışma yapıyoruz, gidiyoruz her yere. Yani çok etken bir şekilde bunu hissediyoruz. İlk hedeflerimizden bir tanesi Karaman'da hizmet sektörünü ayağa kaldıracak hamleler yapmak. Bunun boyutları maddesel anlamda nereye varsa varsın. Bunlar Karaman'ın geleceği olan şeyler. Karaman tarihi milattan önce 6000 yıllara yansır. Bakın, bizim çok önemli Pınarbaşımız var. Devremiz var. Binbir kilisemiz var. Cenesanımız var. Taşkalemiz var. Manazan mağaralarımız var. Şurada 35 kiloda Alağan Manastırımız var. Yer köprümüz var. İnce suyumuz var. Bak, Karaman tarihi, Karaman Kalesi var, görüldüğü Hatunyası var. Yani onları saymıyorum. Burada gözümüz önünde daha eski Sandon Camisi var mesela. Yani bizler Karaman'daki hizmet sektörü. İşte gördük bakın, burada da yaşıyoruz bazı şeyleri. Biz ticaret yapan adama da, bu işi yapan adama da ne yapmamız gerekiyorsa, eğitmemiz gerekiyorsa o tür hizmetlere her türlü çabaya hazırız. Her türlü hizmete hazırız. Aynen.